Zina büyük günahtır. Kebair günahların en büyüklerindendir. Ve bu kadın hakkında da, erkek hakkında da eşit bir günahtır, suçtur. Ha, erkek de bir saldırı, taciz, tecavüz gibi ilave günahlar varsa orada da bir erkeğin dosyası çok kabarık olur. Zaten tecavüze uğrayan bir kadın kendi isteği, istem dışı onu işte efendim korkutmuş, silah çekmiş, elini bağlamış bilmem ne bileyim işte diyorlar içtiği suya veyahut da işte neyse meyve suyuna bir şey katmış falan bayılmış. Orada zaten kadının suçu günahı olmaz. Eğer ki bu burada zinaya göz kırpmadıysa, rızalık göstermediyse de erkek bunu yapsa, bu erkek Allah muhafaza etsin. Bu tabi zina etmişten daha öte bir durumlar var burada şimdi. Allah'ın dinde. Çünkü karşılıklı rıza üzere yapılan zinalarda mesela alan razı, veren razı gibi bir laflar konuşulduğu zaman burada ne olmuyor? Kul hakkına girmiyor. Allah'ın hakkına giriyor. Çünkü Allah'ın haram ettiği bir şey yaptı. Ama kul hakkına ne zaman girerdi? Kadın evliyse. Ha kadın evliyse o zaman kocasının hakkı var ya, başka adam evli kadından zina etti. Ha orada kadın ben razıydım bu adamla zina etmeye dese de oradan çünkü sen ama evli bir kadındın. Normal bekar bir kadın değildin ki. O zaman karşılıklı rıza üzere zina ettiniz. Büyük günahtır. Allah'ın hakkıdır. Birbirinize bir zarar ziyan vermediğinize getiriyorsun işi. Tamam tecavüz şeklinde bir durum yok diye kul hakkından sıyrıldığını zannediyorsun. Ama sen efendim evlisin. Ha evli kadınla zina etmek, komşunun hanımıyla zina etmek gibi İslam'da yani ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde tabii günahların büyüklerinin de kendi büyüklükleri içerisinde tasnifleri vardır. Yani ne yapar? Büyüklüğüne büyüklük katılır. Yani zina ettiğin kadın evliyse normal bekar bir kadın kızla zina etmekten daha büyük günahtır. Hele bir de o zina ettiğin kadın komşunun hanımıysa bir de komşuluk hakkı girer. Şimdi öbür tarafta sadece evli olsa kocasının hakkı girer. Bir de şimdi komşunun karısıysa komşuluk hakkı girer. Yani haklar çoğaldıkça ahirette tabii o zaman ne olmuyor? Senin kendi kafana göre tevbe etmen, ben dönüş yaptım, hacı oldum, hoca oldum, derviş oldum, tarikata girdim falan filan. Ya geç o işleri yani. Çünkü burada nasıl helal kalacaksın? Zina işi parasını almaya, gasp etmeye, malını çalmaya benzemez ki geri iade edesin yani. Zina olmuş bitmiş sen bunu, kocasını, babasını bilmem nesin. Nasıl oluyor? Razı edeceksin, helal kalacaksın. Nasıl söyleyeceksin? Müşkil yani. Müşkil pesent bir durum yani. Onun için zinaya yaklaşmayın. Başınızı kurtaramazsınız.